Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Linea'nın 5. hafta görevleri çıktı. Sizlerle beraber bunları yapacağız. Bu haftanın görevleri içerisinde arkadaşlar likidite ekleme ve yield farming işlemleri var. Bu görevler nelerdir neler yapmamız gerekiyor hepsini sizlerle tek tek basit bir şekilde yapacağız. Öncelikle arkadaşlar size şunu göstermek istedim. Linea'nın kendi Discord grubunda şöyle bir anons yaptılar ve bu Linea Voyage XP üzerinde kazandığımız XP'ler arkadaşlar bizler için aslında SBT olarak gelecek. Yani Soul Band Token olarak geçiyor. Bu da arkadaşlar sadece bize ait olduğu hiçbir şekilde trade edilemeyeceği ve bunların bir şekilde alınıp satılamayacağı anlamına geliyor. İlerleyen zamanlarda buradaki XP'lerin bizlere airdrop olarak dönme ihtimali bayağı bir yüksek gibi duruyor. O yüzden bunları yapmakta fayda var. Şimdi 5. hafta görevlerine hemen başlayalım isterseniz. Bu hafta dediğim gibi likidite ekleme olayı var. Hemen bunlarla alakalı Cortez'e bakalım. Cortez diyor ki arkadaşlar bir tane DEX üzerine 25 dolarlık bir yatırım yap. Bonus testlere girip baktığımızda bonus testi diyor ki arkadaşlar 25 dolar değerinde ya RVA ya da LCT olan bir token'ı buraya listele. O yüzden arkadaşlar bir taşla iki kuş vurabilmek için buraya ekleyeceğimiz 25 dolarlık depozitin en az yarısını LCT veya RVA token olarak seçmemiz gerekecek. Bu da bizler için önemli. İlk başta buradaki bu görevlerin hepsini şöyle bir okeyledik. Buradaki işlemi tamamladım. Şimdi Cortex'e geldim arkadaşlar. Cortex'te bu görevi yapabilmek için elimde Ethereum bir de staked Ethereum olması lazım. Her ikisini de ben şimdi almaya çalışacağım. Eğer sizde yoksa arkadaşlar bunları swap yapmak zorundasınız. Ben öyle yapacağım. Şimdi öncelikle Sync Swap sitesine gidiyorum. En yüksek TV'de burada olduğu için ben burayı seçtim arkadaşlar. Sync Swap her iki görevde de kabul edildiği için buradan yapacağım bir de. Zaten arkadaşlar buradaki havuz kısmına geldiğiniz zaman en yüksek likiditenin Ethereum'la staked Ethereum olduğu kısmında göreceksiniz. Burada %37'lik APY var. Bu arada oldukça yüksek de veriyor. Bunu da söylemem lazım. Buraya gelip arkadaşlar önce elimizdeki Ethereum'un belli bir miktarını Wrapped Ethereum'a çevireceğiz. Bende varmış arkadaşlar. Burada görebiliyorsunuz. Geçen hafta yaptığım görevden elimde kalanları ben trade etmemiştim. Bir sonraki hafta işime yarar diye. Gerçekten de işime yaradı. Burada trade etmeme gerek olmadan havuz kısmına geliyorum. Havuz kısmına arkadaşlar şuraya tıkladığınız zaman direkt içeri geleceksiniz. Buradan my position kısmına geliyorum. Deposit now butonuna tıklıyorum. Buraya arkadaşlar herhangi bir şey yazmadan önce şuradaki butona tıklarsanız otomatik olarak ikisini eşit oranda yapacaktır. Ben buraya 0.015 yazıyorum arkadaşlar. Bunun toplam değeri 50-60 dolardan fazla oluyor. Ben de olduğu için yapıyorum arkadaşlar. Öyle herhangi bir sebebi yok. Sizler tam 25-26 dolarlık da koyabilirsiniz. Ben hiç uğraşmamak için tek seferde böyle yapıyorum. Buradan max kısmına tıklıyoruz. Next diyoruz. Buradaki harcamayı onaylamak için arkadaşlar 40 sentlik bir ücretimiz var. Bunu ödedik. Birinci olarak arkadaşlar staked ethereum'u unlock ediyoruz. Daha sonra da bunu depozit edeceğiz şimdi. Evet işlem onaylandı. Şimdi deposit butonuna tıklayıp direkt olarak bunu arkadaşlar havuza ekliyoruz. Burada da bizden 2,5 dolar aldı. Linea'daki görevler ne yazık ki baya yüksek bizden fee istiyor. Geçen yaptığımız görev 10-15 dolar civarında bir para gitmişti. Şu ana kadar da bir 3 dolarımız gitti. Bakalım diğer görevleri nasıl yapacağız onları da sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, buradaki bu işlemi tamamladık. İşlem tamamlandıktan sonra arkadaşlar My Position kısmına geliyorsunuz ve burada arkadaşlar eklemiş olduğunuz miktarı görebilirsiniz. Ben de totalde 78 dolarlık bir miktar eklemişim ve buradaki ilk görevi tamamlamış bulundum arkadaşlar ve Start Verification diyorum. Buraya tıklıyorum. Proceed diyorum ve buradaki ilk görevi yani bu ana görevi bitirdik arkadaşlar. Bizler için zaten en önemli olan şey bu ana görev. Bu görevle beraber diğer bir görevi de yapmış olduk. Bonus testlerdeki bu RVA ve LCT token görevini de tamamlamış olduk. Bunu da ilerletiyorum arkadaşlar. Buradaki görevi de yapmış olduğumuz için bunu seçtim. Continue dedim. Start verification dedim. Ve bir taşla iki kuş vurmuş olduk bu sayede. Şimdi arkadaşlar burada bir görev var. Ben buradaki bu görevi yapmayacağım. Çünkü çok fazla fee çıkarıyor ama sizler istiyorsanız yapabilirsiniz. Yapmak isteyenler için arkadaşlar buradaki tokenları vesaire kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde buradan geldiğiniz zaman zaten tek bir platform var. Oraya bir tek gönderiyor sizi. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar burada videosu var nasıl yapıldığını vesaire. Direkt olarak arkadaşlar Velacore sitesine gelip buradan havuz ekleme kısmına geldiğiniz zaman burada arkadaşlar işte USDC, ETH vesaire tarzı şeyleri ekleyebiliyorsunuz ve bu şekilde bu görevi de tamamlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben yapmayacağım. Buradaki görevde çok fazla fi çıkıyor. Artık lineaya bu kadar para vermekten sıkıldım. Bir sonraki görev var arkadaşlar. Burada ekstra bir swap işlemi yapmama gerek kalmayacak. Çünkü arkadaşlar burada tek bir coin olarak buraya depozit etmeniz yeter diyor. Burada arkadaşlar diyor ki Ethereum stake etsen de olur. O yüzden ilerliyorum arkadaşlar. Buradan XY Finance seçiyorum. En yüksek likidite burada gördüğüm kadarıyla. İlk önce arkadaşlar cüzdanımızı buraya bağlıyoruz. Cüzdanımızı bağladıktan sonra kendi cüzdanımızdaki balansımız vesaire de görünecek zaten. Cüzdanı bağladım arkadaşlar. Buradaki balansı görüyorsunuz. Buraya en az 25 dolar değerinde bir şey depozit etmemiz gerekiyor. 0.015 dolar yazdım arkadaşlar. 33 dolar civarında bir şey yapıyor. Bunu depozit et diyorum. Confirm deposit diyorum. Buradan arkadaşlar 0.80 dolar istiyor. Bu çok fee istemediği için ben bunu yapıyorum. Buradaki işlemi onayladık. İşlem onaylandıktan yaklaşık bir dakika sonra buraya geliyor arkadaşlar. Sizin balansınız yani ilk başta merak etmeyin. Burada depozit ettiğimiz balansı görüyoruz. Bunları çekmek istediğimiz zaman da arkadaşlar withdraw kısmına gelip maksimum deyip çekeceğiz. Buradaki çekme kısmını ben hemen yapmayacağım. Öncelikle buradaki bu görevi onaylayacağım arkadaşlar. Buradan proceed kısmına tıkladım ve buradaki görevi tamamladım. Görevin onaylanması için yaklaşık bir saat bir süre var arkadaşlar. Bunu da yapmamız gerekiyor. Son olarak da buradaki bu feedback görevini yapıyorum. Start diyorum arkadaşlar, buradan ilerliyorum, write a kısmına tıklıyoruz. Şuradan herhangi bir projeye tıklayıp, <laughs> very good project, thank you yazdım. Leave a comment dedim arkadaşlar. Buradaki yorumumuzu buraya tamamladık. Daha sonra arkadaşlar buraya gelip verify diyoruz. Buraya tıklayıp işlemi tamamlıyoruz. Buradaki görevlerin hepsini yaptık. Sadece bunu yapmadım. O da çok fazla fee istediği için artık sürekli buraya bütün fee'leri verme istemiyorum arkadaşlar. O yüzden maksimum seviyede en ucuz şekilde nasıl yapabiliyorsak onu yaptım. Bu şekilde arkadaşlar 5. hafta görevlerini de bitirdik. Buradaki bu görevler tamamlandıktan sonra tekrar arkadaşlar buraya gelip koymuş olduğunuz balans çekebilirsiniz. Withdraw kısmına tıklarsınız. Buradan maksimum kısmına tıklarsınız. Unlock diyeceksiniz. Sonra onu onaylayacaksınız. Sonra withdraw kısmına tıklayıp işlemi bitireceksiniz. Aynısını arkadaşlar burada yapacaksınız. Ve bu şekilde koymuş olduğunuz bütün parayı geri çekerek arkadaşlar görevleri tamamlamış olacaksınız. Bu haftanın bizlere olan maliyeti de 6-7 dolardan biraz fazla olabilir. Ama arkadaşlar bunları ilerleyen zamanlardaki airdroplar için gözden çıkarmamıza fayda var. Videonun açıklamasında ben projenin linkini koyacağım arkadaşlar. Sizler de oradan ulaşabilirsiniz. Birçok insanın sorduğu bir soru var. Hocam 5. haftadan 4. haftadan başlasak olur mu? Airdrop kazanabilme ihtimalimiz olur mu? Bunu ben bilemem arkadaşlar. Kimse bilemez ama yapmanızda fayda var. Eğer ilerleyen zamanlarda bunları yapan insanlar airdrop alır da siz yapmadığınız için almazsanız büyük bir pişmanlık duyarsınız. Ama yapıp da alamazsanız en fazla 5-10 dolarınız gider ve bu da sizi çok da üzmeyecektir zannetmiyorum. O yüzden bunlara dikkat etmeye özen gösterin. Videomuzu izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğeni butonuna tıklamayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.